Murat Yetkin 19 Temmuz 2021 Yetkin Report. Erdoğan Türkiye'yi Afganistan ateşine neden atıyor? Önce bir konuya açıklık getirelim. Afganistan'da kendi başkenti Kabul'deki havaalanını korumaktan aciz bir hükümet var. Bu hükümetin Amerika'nın desteği tamamen kalktığı anda Taliban tarafından gerekirse kan dökülerek yıkılması ihtimali bulunuyor. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Amerika ve diğer dış destekler olmadan kendi ayakları üzerinde duramayan bu hükümetin tamamen formalite icabı daveti üzerine işte o Hamid Karzai Havalimanı'nı Türk askerinin artık müttefikler de olmadan korumasına talip. Taliban bildiri yayınlıyor. Türk askerini de istemediğini, Afganistan'da kalırsa saldıracağını açıkça söylüyor. Amerika, Rusya ve Çin'in ortak açıklamaları da Taliban'ı caydırmıyor. Ne de olsa son 40 yıldır önce Rus, sonra Amerikan ordusunu Afganistan'a girdiğine pişman etmiş, püskürtmüş bir güç Taliban. Peki hal böyleyken Erdoğan Türkiye'yi Afganistan ateşine neden atıyor? Erdoğan hükümetinin başka her konuda unutturmak istediği Mustafa Kemal Atatürk'ü iş Türkiye'yi Afgan ateşine atmayı gelince hatırlaması ayrıca acı bir durum. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Afgan Büyükelçiliğine bayrağı Atatürk kendi elleriyle çektiği yayını yaptırırken bilmiyor mu köprülerin altından çok suların aktığını, Afganistan'ın artık o Afganistan olmadığını? AK Parti iktidarının propaganda makinesi MHP'yi de memnun etmek için Orta Asya ve Türklük sosu ekleyerek kamuoyuna sunuyor Afganistan dosyasını. Oysa görüşmeler Türk askerinin havalimanından burnunu dışarı çıkarmasına izin verilmeyecek bir kapanda görev yapması üzerine sürüyor. Kendi havalimanını koruyamayan, Amerika olmadan kendisini koruyamayan mevcut Afgan hükümeti Taliban havalimanına saldırırsa Türk askerine nasıl destek verecek? insan düşünmek bile istemiyor. Adeta gelmiş geçmiş en acımasız, en gözü kara yapılardan biri olan El Kaide, IŞİD gibi örgütlerin doğmasına ebelik yapan Taliban ateşine yürüyoruz. Tekrar soralım o zaman. Erdoğan Türkiye'yi Afgan ateşine neden atıyor? Yanıt sadece Amerika ile arayı düzeltmede mi? Az önce görüşmeler dedim ama o görüşmeler yetkili kaynakların ifadesine göre lojistik ve teknik boyutta. Görüşmelerde dışişleri de bulunuyor ama başrollerde savunma bakanlığı var. Nitekim Afganistan konusunda Amerika ile yapılan görüşmelere dair önemli açıklamalar Milli Savunma Bakanlığı'ndan geliyor. Ne demek lojistik ve teknik görüşmeler? Amerika nasıl destek olacak? Ne tür silah ve teknoloji desteği alınacak? Ne kadar para verecek? Bu gibi konular. Erdoğan ve AK Parti 18 yıl önceki Irak tezkeresinin reddi öncesi Amerika'nın at pazarlığı diye küçültücü bir deyimle tanımladığı deneyimden ders çıkarmamış görünüyor. Acaba para konusu mesela Türkiye'de seçim öncesi Amerika kaynaklı mali yaptırımlara maruz kalmamasını da içeriyor mu? Patriot konusunu özellikle sordum kaynaklarıma. Hani Afganistan vesilesiyle S-400'ü dengeleyecek bir çıkar yol arayışının görüşmelere dahil olup olmadığını öğrenmek için olmadığını söylediler. İşin bir de Afgan göçmenler boyutu var. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu Suriyeli göçmenlerden sonra Afgan göçmenler boyutuna dikkat çekti. Türkiye'nin göçmenler için açık hava hapishanesine dönmesine izin vermeyeceklerini söyledi. Erdoğan bunun Türkiye'de giderek daha büyük bir soruna dönüştüğünü herhalde görmek istemiyor ki AK Parti çevrelerinde Afgan göçmenleri Doğu ve Güneydoğu'da iskan etme senaryoları konuşuluyor. Bir ayrıntı daha Türkiye'nin Afgan hükümetiyle Taliban arasında barış görüşmelerine ev sahipliği yapmasını isteyen taraf Amerika. Diplomatik camia bunu, Amerikan Başkanı Joe Biden'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'la arasına koyduğu şahsi mesafeyi Amerika ile Türkiye arasına koymak istemediğini göstermesi olarak yorumladı. O görüşmelerin yapılıp yapılmayacağı, ne çıkacağı belli değil zaten. Diplomatik çevrelerde Taliban'ın görevi devralmayı bekleyen hükümet olduğu kanısı hakim. Oysa Amerikan Savunma Bakanlığı sözcüsü John Kirby, Amerika'nın Türkiye'ye Kabil Havalimanı'nda üstlenmeyi taahhüt ettiği rol için minnettar olduğunu söyledi. Yani Türkiye mi gönüllü oldu? Aradan neredeyse bir hafta geçti, henüz Ankara'dan hayır siz talepte bulundunuz gibi bir beyan gelmedi. Yani Afgan ateşine Erdoğan mı talip oldu? Bu ihtimale inanmak dahi istemiyorum ama o halde neden? Sadece Afganistan değil, İsrail ve Çin'de var. Biden'ın 14 Haziran NATO görüşmeleri çerçevesinde Erdoğan'la görüşmesinde bu konu ön sıradaydı. Erdoğan sonrasındaki basın toplantısında Biden'la NATO vesilesi olmadan da şahsen görüşme arzusunu bir daha dile getirdi. Bir Türkiye Cumhurbaşkanı için bunu durmadan söylemek muteber bir şey değil ama demek ki Erdoğan'ın seçimler öncesinde lafa gelince esip gürlediği yerli ve uluslararası Mali çevrelere, sanayicilere, Amerika ile arasında sorun olmadığı, işte bu Amerikan başkanıyla da kanka olduğunu gösterme ihtiyacı var. Önümüzdeki Eylül ayında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu var. Erdoğan bu defa da Birleşmiş Milletler vesilesiyle de olsa Biden'la görüşmek istiyor. Tercihen Beyaz Saray'da ama New York'taki geleneksel yemek çerçevesinde bir odaya çekilip yüz yüze görüşme, fotoğraf verme de iyidir. Erdoğan son birkaç yıldır Mısır Cumhurbaşkanı darbeci Abdülfettah Sisi ile aynı masaya oturmamak için yemeği protesto etmişliği var. Bakalım bu defa Sisi ile aynı sofrada yiyecek, belki selamlaşacak, hatta el sıkışacak mı? Öyle ya, yüz yüze görüşmek istediğin davet sahibinin yemeğini protesto etmek bu durumda tuhaf kaçabilir. Ama ne Afganistan, ne de Sisi yeterli olmayabilir. Bu nedenle Erdoğan, biz TRT atamalarıyla, Melih Bulu'nun gidişiyle ve artan COVID-19 vakalarına rağmen Kurban Bayramı değil adeta Turizm Bayramı kutlarken bir dizi adım daha attı. 12 Temmuz'da İsrail Cumhurbaşkanı İtsak Herzog'a telefon ederek seçilmesinden dolayı kutladı. Bu kutlama diplomatik çevrede Türkiye'nin Mısır'dan sonra İsrail'de de yumuşama adımı atması olarak yorumlandı. Onun hemen öncesinde 10 Temmuz'da Türkiye'ye gelen Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas'ın ziyareti gözlerden kaçtı. Filistinliler Türkiye'nin İsrail ile siyasi ilişkilerinin kopuk olmasının kendilerine yarar sağlamayacağının farkında. Bir gün sonra yani İsrail görüşmesinden bir gün sonra 13 Temmuz'da Erdoğan, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'i telefonla aradı. Zaten 1 Temmuz'da Çin Komünist Partisi'nin kuruluşunun 100. yılı vesilesiyle kutlama mesajı göndermişti. AK Parti'nin 6 Temmuz'daki ÇKP video konferansına katılmasına onay vermişti. Telefonu ise Türkiye ile Çin Halk Cumhuriyeti arasında diplomatik ilişki kurulmasının 50. yıl dönümü vesilesiyle açmıştı. O görüşmede Uygur Türklerinin Çin'in eşit vatandaşları olarak refah, özgürlük ve huzur içinde yaşamalarının Türkiye açısından önemine dikkat çektiği Anadolu Ajansı tarafından duyuruldu. Bu Çin'in egemenlik ve toprak bütünlüğünü savunmakla çelişmiyordu. Amerika bir süredir Türkiye'nin Uygur Türklerinin insan hakları ihlali yakınmalarına neden mesafeli durduğunu sorguluyordu. Az önce sözünü ettiğimiz Amerika'nın Afganistan teşekkürü de aynı 13 Temmuz'da geldi. Aynı gün ilerleyen saatlerde de Biden'ın Ankara Büyükelçiliği'ne siyasi atama tercihiyle Jeff Flake'i aday göstereceği haberi geldi. AK Parti çevreleri bu habere çok memnun oldu. Diplomasi diplomatların kontrolünden kurtuluyordu onlara göre. Tesadüf mü diyelim ve Afgan ateşine gönüllü mü olduk gerçekten? Hiç değilse bunu öğrensek.